bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberin yüzde yüz cennet sebebi olduğunu bildiği halde Müslüman hanımına dil uzatır mı ki biz bakın bir örnek vereceğim Ayşe'yi konuşuyoruz bir örnek vereceğim Lut aleyhisselamın İbrahim aleyhisselamın amca çocuğu değil mi kuzeni büyük bir peygamber Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde adı geçiyor. Karısı, Nuh Aleyhisselam'ın karısı, Ulul Azm Peygamber Nuh Aleyhisselam karısı, Kur'an diyor ki, mendebur kadınlar bunlar, peygamberliklerine zulmettiler. Nuh Aleyhisselam'ın burnundan getirdi karısı, Lut Aleyhisselam'ın hayatını burnundan getirdi. an diyor bunu ya. Hatta Lut aleyhisselam'a o bölgeyi terk et. Orayı biz helak edeceğiz dedik diyor. Lut aleyhisselam da Allah bilir ya işte nasıl olduğunu görmüyoruz. Ya nerede kaldı bizim çocuklar diye geri dönecek gibi olmuş. Allahu Teala sakın geri dönme. Bakma onlara buyurmuş. İçine bir merhamet gelmesin. Böyle bir yani bir daha karına bakma diyor Allahu Teala. Buna rağmen güzel kardeşleri bunu not tutun kötü kadın için çirkin işler yapan cadalozluk yapan kadın için kullanılan ifadeleri bu ümmetten hiç kimse Nuh Aleyhisselam'ın karısı için kullanmamıştır al sana terbiye al ahlak kadının ve daraballahu meselen lillezine keferu imraate nuhin ve imraate kafirliğin örneği Nuh'un karısıdır Allah buyuruyor ya. فَخَانَتَاهُمَا <laughs> Kocalarına hıyanet ettiler diyor. Kur'an diyor ya. Hiçbir alim, bu ümmetin suyunu içmiş, hiçbir alim, tek bir kelime, Nuh Aleyhisselam'ın karısı için kullanmamıştır. Ama bulsaydı onu alimlerimiz, Böyle var ya kıyma makinesine sokup pestilini çıkarmışlardı o kadının. Nuh Aleyhisselam'ı niye üzdün diye. Ama bir kelime konuşmadılar. Niye? Ya kadın beş kuruş etmez ama kocasının hatırı var. Kocası Allah'ın en sevdiği beş insandan birisi. Yani inciniyor çünkü.